Aziz milletim, kötülüğün ve acımasızlığın bir başka yüzüne de maalesef geçtiğimiz hafta ülkemizde şahit olduk. Kimsenin işine gelmediği için çok duyulmadı, duyurulmadı, üzerinde durulmadı. Ama biz 26 Ocak'ta İzmir'de 12 yaşındaki bir çocuğumuzu kaybettik. Hem de nasıl kaybettik biliyor musunuz? Suriyeli bir sığınmacının vahşice saldırısı sonucunda kaybettik. Annesini 7 kez bıçaklayıp yaralayan Cani, 12 yaşındaki Behiye'yi de sırf korkup çığlık attığı için boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Evet, yanlış duymadınız. Boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Vahşetin geldiği son nokta işte budur. Yuh olsun, lanet olsun. Bu vesileyle buradan 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz için en son dilemiş olmak istediğim şeyi diliyorum. Keşke bunu dilemek zorunda kalmasaydım. Behiye'ye Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve dayanma gücü versin. Değerli dava arkadaşlarım, bu büyük acı bize bir kez daha gösterdi ki, uzun zamandır sürdürülen stratejik göç mühendisliğinin sonucunda toplumsal güvenliğimiz büyük tehdit altında. Behiye gibi adını duyduğumuz duymadığımız birçok çocuğumuz tehdit altında. Tacize, tecavüze, şiddete uğramaktan korkan birçok kadın tehdit altında. Nereden girdikleri bilinmeyen, sayılarını devleti yönetenlerin bile bilmediği kaçak ve sığınmacılarla sokaklarımız, parklarımız, okullarımız tehdit altında. Kontrolsüz göç ve sığınmacı sorunu Türkiye'nin milli güvenliği için en öncelikli tehditlerden biri haline geldi. Türkiye'nin her şehri kaçak ve sığınmacılarla doldu. Artık göz göre göre Türk milletinin milli kültürü tahrip ediliyor. Yüzyıldır milli kültürümüz etrafında şekillenen Türk milleti havuzu bugün başka bir yapı etrafında oluşan farklı bir değerler sisteminin tahribi ve tehdidi altında. Ancak millet mevcudiyetimizin en temel dayanağı olan devletimizi yönetenler ise havaya bakıp ıslık çalmaya devam ediyor. Önce hiçbir sorun yokmuş gibi davrandılar. Baktılar ki olmuyor, toplumsal tepkiler çığ gibi büyüyor, bu sefer de geri adım atıyormuş gibi yaptılar. Bir yıldır Hatay'da, Maraş'ta kendi vatandaşlarımız için yapamadıkları evleri gittiler, Suriye'de yaptılar. Üstüne de gönüllü olarak dönenlerin olduğunu söylediler. Ama yine istedikleri etkiyi yakalayamayınca döndüler, her şeyi yalanlamaya başladılar. Hatta kafayı da kaçak ve sığınmacıların yol açtığı güvenlik sorunlarıyla, şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili haber yapan milliyetçi gençlerle bozdular. Yalan haber dediler, susalım istediler, duralım istediler. Artık bu konuyu konuşmayalım istediler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, sorun o kadar büyük ki artık üstü örtülmüyor. Yara o kadar büyük ki artık kapanmıyor. Tahribat o kadar büyük ki artık dikiş tutmuyor. İşte bu yüzden kimse kimseyi daha fazla kandırmasın. Artık bizim Behiye gibi evlatlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı kaybetmeye daha fazla tahammülümüz yok. Türk milli kimliğinin hayati bir tehdit altında kalmasına daha fazla tahammülümüz yok. Sınırlarımızın kevgire dönmesine daha fazla tahammülümüz yok. Bu nedenle İYİ Parti olarak ülkemizdeki sığınmacı sorununa ilişkin ortaya koyduğumuz milli göç doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı önümüzdeki yerel seçimlerle birlikte yetkiyi aldığımız belediyelerimize atacağız. Türkçe etrafında oluşturduğumuz binlerce yıllık kadim tarihimizi birbirine bağlayan millet mevcudiyetimizi korumak için öncelikle Türk dilini koruyacağız. Bu kapsamda İYİ Parti'nin yönettiği belediyelerde tabela standartları getireceğiz. Böylece hem kamusal alandaki estetiği koruyacak hem de yabancı alfabelerle tabela asılmasının önüne geçeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabela ve reklam panolarını da
süratle kaldıracağız. Kaçak ve sığınmacıların şehirlerimizde gettolar oluşturup kurdukları işletmeler ile sadece birbirlerine hizmet ettikleri etnik yaşam adacıkları, minyatür Suriyeler kurmalarını önlemek için yeni imar planları oluşturup uygulayacağız. Göreve gelir gelmez tüm kaçak ve sığınmacı gettolarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacağız. Kazandığımız il ve ilçelerde kaçak ve sığınmacı ekonomisine asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabeti ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek için sığınmacılar tarafından işletilen müesseselerde sıkı ve sürekli denetimler uygulayacağız. Vergi vermeyen kaçak iş yerlerine asla göz yummayacağız. Mevzuata aykırı durum tespit ettiklerimizi derhal kapatacağız. Kaçak iş gücü, hijyen koşulları, menşei belirsiz ürünler, çalışma ve oturum izinleri, mesleki yeterlik gibi konularda eksiklik tespit edilen iş yerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz. Gerekli şartları yerine getirmeyen sığınmacılara ise asla yeni iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğiz. Belediye hizmetlerinin kanuni tanımında vatandaş ifadesinin geçmesi sebebiyle İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerimizde belediye kaynaklarından sosyal yardım ya da burs almalarının da kesinlikle önüne geçeceğiz.